Sesi Düşünenler programına hoş geldiniz. 21. yüzyıl terör ve savaşla başladı. Dünya siyasetini kaygı verici bir dönüşüme sürükleyen 11 Eylül ve sonrasında çıkan Irak Savaşı aynı zamanda dünya ekonomisini de etkileyecek. Peki ama nasıl? Düne kadar küreselleşmenin global ölçekte refah getireceğine duyulan sarsılmaz bir inanç vardı. Peki ya bugün? Ve tüm bu dış gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Cumhuriyet rejiminin başlattığı muasır medeniyetler seviyesine ulaşma projesi başarıya ulaşabilecek mi? İşte bugün bu sorulara yetkin bir ağızdan yanıt bulmaya çalışacağız. Konuğum bir döneme kurtarıcı sıfatıyla damga vuran, ekonomide yeniden yapılanma programını başlatan, siyasette ise birleşme derken yeni bölünmelere neden olduğu için suçlanan, Dünya Bankası'nın deneyimli bürokratı, eski ekonomi bakanı, CHP İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Derviş. Hoş geldiniz efendim. Evet, konular geniş. Konular geniş, süremiz dar ama evet. Konular önemli olduğu için en azından sizin gibi yetkin bir ağızdan ana hatlarıyla bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Şimdi genel bir çerçeveden bakmak istiyorum öncelikle. Şimdi bugün Irak Savaşı ile birlikte çok tartışılan uluslararası platformda bazı kurumlar var ki bu kurumlar 2. Dünya Savaşı sonrasında o döneme ait yeni dünya düzenini kurmak için dayanak noktaları olarak kabul edilen uluslararası kurumlar. Bunların arasında Dünya Bankası'nı, IMF'yi, Birleşmiş Milletleri, NATO'yu sayabiliriz. Bugün ise hem ekonomik hem de siyaset hem de uluslararası alanda bu uluslararası kuruluşların oturduğu meşru zemin adeta sarsılmaya ve meşruiyetleri adeta sorgulanmaya başlandı. Siz bundan sonrası için bu kuruluşların dünyada Amerika'nın başını çektiği yeni düzende de öngörülen yeni düzende de yetkin rol oynayabileceğini düşünüyor musunuz? Yoksa bambaşka bir sürece mi sürükleniyor dünya? Çok doğru, yani çok güzel bir soru ve önemli bir soru. Fakat bu kurumlar meşruiyetini devam ettiriyor tabii. Yalnız bu kurumların etkinliğini ve gücünü azaltmaya yönelik bir Amerikan yönetimi var. Yani kurumlar meşru. Kurumlar zaten bu kurumların dışına taşıldığı için Irak Savaşı Amerika'nın yeni yönetimince bu kurumların dışında bir eylem olarak gerçekleştirdiği için büyük tepki var Amerika'ya. 1 milyon insan Londra'da Saddam Hüseyin'i çok sevdikleri için yürümediler. 1 milyon insan Londra'da artık 21. yüzyılda meşru uluslararası kurumlar çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğine inandıkları için yürüdü. Dolayısıyla kurumlar meşru, kurumlar çok önemli, özellikle Birleşmiş Milletler. Ancak bu kurumlar etkin olabilecek mi? Bu kurumlar yeni 21. yüzyılı bir barış, dayanışma, işbirliği, birlikte çalışma yüzyılı mı yapacak? Yoksa kaba kuvvete dayanan bir düzen mi oluşacak? Soru bu. Sizin hep söylediğiniz ekonomik anlamda Türkiye'nin sorunlarını halletmeliyiz ki demokrasinin yerleşmesi konusunda daha hızlı adımlar atalım. Şimdi dünya ölçeğinde de ekonomik özgürlüğü olmayan bu kurumların o uluslararası statülerini devam ettirmeleri mümkün olabilir mi? Daha açık söylemek gerekirse en temel kaynaklarının Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiğini eğer düşünecek olursak, bir Birleşmiş Milletler'in, bir Dünya Bankası'nın, bir IMF'nin bundan sonraki süreçte de tarafsız davranabileceğini düşünmemiz mümkün mü? Ama Sedef Hanım, söylediğinizde bir yanlış var. Bu kurumların hepsinin en önemli kaynak geldiği yer Avrupa. Amerika Birleşik Devletleri değil. Örneğin bugün, Birleşmiş Milletler için hayır, hep öyle söyleniyor. Hayır, en büyük kaynak Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Hatta uzun süre borçlarını ödemediği için sıkıştırıldı ve sonradan ödemeyi yani kabul etti diye. En önemli kaynak oradan gelmiyor. Yüzdesi daha ufak. Avrupa çok daha önemli kaynak ayırıyor. Üstelik de ödemiyor. Yani hem payı o kadar yüksek değil Amerika'nın, hem de payının gerektirdiği ödemeleri yapmıyor. Bakın, IMF ve Dünya Bankası'nda Amerika'nın payı %17, Avrupa Birliği'nin, yani ortak Avrupa 15 ülkenin şu anda Avrupa Birliği üyesi olan
ülkelerin payı %34. Yeni katılanlarla birlikte %38 olacak. Yani Amerika'nın iki mislinden daha önemli Avrupa Birliği kaynak açısından. Peki yetki açısından neden Amerika Birleşik Devletleri'nin daha yoğun bir baskısı söz konusu olabiliyor? Onu biz Türkiye'de abartıyoruz. Bakın siz de abarttınız bugün. Yani Avrupa Birliği en az Amerika kadar IMF ve Dünya Bankası'nda etkili. Belki daha etkili. Şimdi Avrupa Birliği tabii birlikte bazen hareket edemiyor. Yani bölünme olunca Avrupa Birliği içinde o zaman en büyük hissedar olan Amerika belki daha etkili olduğu dönemler oluyor. Ama bu kuruluşları birer Amerikan kuruluşu olarak görmek son derece hatalı bir davranış. Japonya da önemli bakın. Japonya'yı da şey atmayalım. Japonya'nın tek başına hissesi 6,5. Dolayısıyla olay biraz farklı. Olay Amerika bu kurumların dışında hareket ediyor. Bu kurumları zaman zaman hiç takmıyor. Anladın mı? Etkilemeye de çalışıyor ama zaman zaman bu kurumlara karşı büyük tepki var Amerika'da. Özellikle Amerikan sağ kesiminde. Yani Demokrat Parti sol kesiminde değil, Cumhuriyetçi Parti sağ kesiminde bu kurumlara karşı neymiş bu kurumlar? Bunları biz tanımıyoruz, etmiyoruz. Bunlarsız yapalım işimizi diye bir tutum var. Evet, bu çok önemli. Ama biz Türkiye'de nokta. Dünya Bankası, IMF eşit Amerika diye rahat evet. Böyle araştırmadan, bilgiye sahip olmadan bunu hepsini aynı şeye atıyoruz. Halbuki öyle değil. Ama Türkiye'nin tabii yakın tarihine baktığımız zaman IMF ile adeta özdeşleşen ekonomik dünyası hemen akla. O ayrı bir şey. Evet, Amerika ama, Birleşik Devletleri ile bir direkt bağlantı getiriyor ki son dönemde de. IMF'nin başkanı Alman. Evet, ama son dönemde de biliyorsunuz eğer Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım gelmezse IMF i̇şte sopasıyla kamuoyundaki bu politikayı şekillendirmek durumunda kalır Amerika Birleşik Devletleri diye bir kaygı hakimdir. İşte kaygı var ama ben bunu düzeltmeye çalışıyorum. Yani IMF birebir Amerika'dan emir alan, Amerika'nın sözüyle hareket eden bir örgüt değil. Avrupa, Amerika, Japonya bunların bir araya gelmesiyle karar alan bir kuruluş. Bizim de ufak payımız var ama biz tabii etkileyemiyoruz direkt şeyini. Olay bu. Ve özellikle Avrupa'yı burada küçümsemek, Avrupa'nın yani o kaynak açısından, finansal açıdan gücünü küçümsemek büyük hata. Bakın Avrupa askeri açıdan güçsüz Amerika karşısında. Yani askeri açıdan Amerika çok güçlü. Ama kaynak, finans, ekonomi açısından Avrupa Amerika kadar güçlü ve bu kuruluşların bünyesinde Amerika'dan daha güçlü. Evet. Dolayısıyla daha çok yönlü Avrupa düşünmemiz gerekiyor. IMF ile Dünya Bankası ile Amerika Birleşik Devletleri'ni özdeşleştirmememiz ve bunu yapan siyasetçileri de biraz sorgulamamız gerekiyor gibi bir sonuç çıkıyor. Hatalı, bundan. Kolaycı, bilgiye dayanmayan bir şey. Avrupa en az Amerika kadar önemli bu denklemin içinde. Amerika önemsiz demiyorum. Ama bunlar birer Amerikan kuruluşu değil. Şimdi yıllarca Dünya Bankası'nda çalıştınız, 22 yıl ve özellikle son dönemde poverty reduction yani yoksulluğun azaltılması konusunda çok önemli çalışmalarınız oldu. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Orta ve Doğu Avrupa'da özellikle demir perde ülkelerinin artık piyasa ekonomisine geçme sürecinde rol aldınız. Özellikle Arnavutluk çok büyük bir başarı olarak hanenize köken Arnavut yazıldı. Olunca ister istemez biraz önem verdik. Şimdi bütün bu deneyimleriniz sonrasında yine global ölçekte şunu rahatlıkla söylemeniz mümkün mü acaba? Gerek IMF olsun, gerek Dünya Bankası olsun bu bölgelerde yani zenginle fakirin arasında ciddi uçurumun olduğu ya da henüz piyasa ekonomisine geçilmemiş ortamlarda daha geride bırakılmış halk kitlelerinin refah düzeyini yükseltmek açısından IMF'nin ve Dünya Bankası'nın sosyal devlet anlayışına uygun politikaları desteklediğini söyleyebilir misiniz? Şimdi IMF ile bir kere Dünya Bankası arasında bir fark var. İki ayrı kuruluş, iki ayrı yönetimi var, iki ayrı misyonu var. IMF'nin misyonu mali dengeyi sağlamak, ödemeler dengesindeki dengesizlikleri düzeltmek ve ülkelere makro düzeyde finansman sağlamak kriz anında. Bu IMF'nin misyonu. Burada yoksullukla mücadele, sosyal boyut yok. Evet ama Dünya Bankası ülkenizle savaşırken tersine, bu ülkelerde herhalde Dünya IMF Bankası'nın konusunu ise, da dikkate almak durumunda kaldığınızı tabii, düşünerek tabii, soruyu yöneltiyorum. IMF yani çok
ağırlığı olan bir teşkilat tabii. Ama Dünya Bankası'nın misyonu ayrı olarak, IMF'den ayrı olarak yatırımları finanse etmek, yani projeleri finanse etmek ve sosyal boyutlara dikkat ederek bütçe finansmanında bütçenin yapısını da düşünmek. Yani sadece şu kadar faiz dışı fazla değil. Bu bütçeyi neye kullanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu bütçe ne işe yarıyor? Ve burada sosyal boyutu var mı bu işin? Dar gelirliği yani dar gelirliğe yönelik programlar var mı? Bununla ilgilenmek durumunda, özellikle son 5 yılda bu misyonu çok arttı. Son başkanın başa geçmesiyle. Bunun da nedeni sanıyorum küreselleşme sürecinde şu görüldü. Müthiş bir gelişme var, büyüme var bazı yerlerde. Fakat bu büyümenin tamamen dışında kalan hem ülkeler var, bütün Afrika, birçok Asya ülkesi, birçok Güney Amerika ülkesi. Bir de hızlı gelişen ülkeler içinde mesela Brezilya gibi bu gelişmenin dışında kalan, bu gelişmeden pay sağlayamayan önemli, dar gelirli ve giderek yoksullaşan kesimler var. Dolayısıyla bu soruna yönelik bir çalışma, bir arayış, eleştirilere karşı belki bir savunma refleksiyle Dünya Bankası özellikle bu konuda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dünya Bankası ile IMF bu anlamda bazı ülkelerde karşı karşıya geliyor diyebilir miyiz? Çok oluyor, çok oluyor. Karşı karşıya gelmemeye çalışıyorlar ama Türkiye bunlardan biri mi acaba? Şimdi Türkiye'de zaman zaman biz bakanken de ben iki kuruluş arasında görüş ayrılıkları vardı. Çalışırken çalışma düzenleri de farklıdır. Ama tabii bir ülke güçlü bir yönetime sahipse yani o bir şekilde bütün olayı toparlar ve hükümet programı çerçevesinde yürütür. Neticede bunlar yabancı, yani yabancı değil de uluslararası kuruluşlar ama ülkenin içinde değiller, hükümetin içinde değiller. Görüşleri alınır ama görüşleri illa da uygulanmaz. Yani neticede hükümet karar verir hangisinin doğru olduğuna. Fakat Türkiye'de de zaman zaman Dünya Bankası ile IMF karşı karşıya geldi demeyelim ama farklı önerilerde bulundu ve arada bazı gerilimler de yaşandı. Bu şimdi, sık sık başka yerde de oluyor. Özellikle yoksul ve dar gelirli kesimin gözetilmediği bir ekonomik gidişat olduğuna dair yaygın bir kanı var Türkiye'de ki aslında rakamlar da bunu doğruluyor desek yalan olmaz. Zira yoksul gittikçe daha yoksullaştı. Zengin çok küçük bir kesim olarak daha zenginleşti. Gelir dağılımındaki uçurum ortada. Sosyal devlet anlayışına uygun olmayan bir politika yürütüldüğü düşünülüyor. A hükümeti B hükümetinden bağımsız olarak. Dolayısıyla sizin Türkiye'ye gelişinizle bu tablonun bir nebze olsun değişeceğine dair bir inanç vardı ki siz de ilk geldiğiniz zamanda şöyle bir açıklamanız var. Krizden en fazla zarar gören toplum kesimlerinin durumunu özellikle ele alacağız ve bu kesimler için oluşturulacak sosyal destek programları uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kaynaklarla güçlendirilecek dediniz. Bunda bir örneği tarımda doğrudan gelir desteğiydi. Evet. Bu konuda ne kadar başarılı oldum diye kendi kendinizi sorguladınız mı ki bu sorgulamayı yaparken bağımsız hareket edemediğiniz dönemler olduğunu biliyoruz. Belli bir süre için icraatta bulunduğunuzu da biliyoruz. Bütün bunların içinde yani bütün bu noktaları da bunun içine dahil ederek baktığınızda keşke biraz daha zamanım olsa ya da keşke biraz daha mücadele edebilseydim, keşke biraz daha bağımsız olabilseydim ve bu sosyal devlet anlayışına uygun politikaları biraz daha yaygınlaştırabilseydim, yoksula dar geliri kesime biraz daha sahip olabilseydim diyor musunuz? Tabii diyorum. Yani çünkü yangın vardı veya deprem olmuştu, ekonomik deprem. Şimdi ev alev alev yanınca ilk aşamada bu yangını söndürmeniz gerekiyor. Yani yeni evi inşa etmek daha sonra önceliği olan bir olay. Benim geldiğimde yangın vardı. Gerçekten yangın vardı hatırlarsınız. İlk tabii yani arkadaşlarımla hazinede, Merkez Bankası'nda, planlamadaki arkadaşlarla bu yangını nasıl söndüreceğiz? O çabayı göstermek mecburiyeti vardı. Başka şey düşünecek halimiz yoktu o an. Ama ondan sonra sosyal yani bütçenin
devlet politikalarının sosyal boyutuna önem veren bir politikayı başlatmak ve bunu genişletmek, dediğiniz gibi daha yaygınlaştırmak gündeme geldi. Bunun mesela bakın bir önemli örneği tarım konusundaki tartışma. Şimdi tarımda çok verimsiz işleyen bir sistem vardı. Taban fiyatları, içerideki fiyat yapısını tamamen dünya fiyatlarından koparan, bol israf içeren bir Ziraat Bankası düzeni. Ziraat Bankası çok büyük zararlar ediyordu geçmiş dönemde. Yani onun için bütün bunları düzeltmek gerekti ve kara delikleri kapatmak gerekti. Fakat aynı zamanda özellikle dar gelirli çiftçiye de ciddi bir destek verilmesi gereğine kesinlikle inanıyorum ve arkadaşlarımızla birlikte buna inanıyorduk. Dolayısıyla taban fiyatı politikası yerine doğrudan gelir desteği politikası geldi. Şimdi dikkat edin, taban fiyatı uyguladığınız zaman küçük çiftçi az destek alıyor çünkü az üretiyor. Büyük çiftçi çok büyük destek alıyor devletten çünkü daha çok üretiyor. Yani daha çok toprağı var, rahat destek alabiliyor. Dolayısıyla eski sistemde aslında dar gelirli çiftçiden çok daha güçlü çiftçiye bir destek var. Direkt desteğin daha rasyonel bir işleyişi beraberinde getireceği elbette tartışma evet. götürmez bir gerçek. Ama bunun uygulanması aşamasında başarılı olundu mu? Zira evet. siz böyle bir programı başlattığınızı söylüyorsunuz ama bu acaba daha şimdi böyle bir programı çiftçiye için, evet. yansıdı mı ve yani çiftçiye... özellikle Anadolu'da yani Hı-hı. tarım kesiminde çalışan kamuoyunu düşündüğümüzde, halkı düşündüğümüzde, köylüyü düşündüğümüzde evet Kemal Derviş aradaki aracıları ortadan kaldırarak bize direkt yardım yapılmasını öngören programı başlattı. Bizim daha verimli bir ve dünya piyasalarıyla da rekabet edebileceğimiz bir satabileceğimiz bir ürünü üretmemiz. Öyle bir ortam yaratmada bize yardımcı oldu diyor mu bugün? Benim bildiğim kadarıyla demiyor. Bakalım. O zaman problem nerede? Çünkü hayır, bugün şimdi tabii unutmayın ki bu ya bir kere iki üç nokta üzerinde durmak lazım. Bir, bu desteği üretim karşılığında, üretici sertifikası karşılığında küçük üreticiye vermek gerekiyordu. Onun yerine Tarım Bakanlığı, ki Tarım Bakanlığı tabii MHP'liydi. Yani benim orada çok etkili olmam mümkün değildi veya benim arkadaşlarım. Bunu biraz farklı uyguladılar. Tapu sahibine olan, yani tapu sahibiyseniz destek aldınız büyük ölçüde. Orada bir zaten bir sapma oldu. Halbuki doğrudan gelir desteği küçük üreticiye üretim karşılığında gelmesi gereken bir destekti. O bir. İkincisi, Tarım Bakanı biz daha fazlasını vermek isterdik ama Kemal Derviş bırakmıyor, propagandasını yürüttü. Neyse, onu siyasi yarışma içinde olduğunu gördük. Bir şey de fazla yapamadık. Ama şimdi çok olumsuz bir olay oldu ve hakikaten şu anda artık çiftçinin buna yani isyan etmesi son derece doğal. Yeni sistemi de bu sefer hiç kullanmayacağız deniyor. Yani evet. bu doğrudan gelir desteği için bütçeye zar zor 500 trilyon kondu. Halbuki bütçeye konması gereken 2 trilyondu bu yıl, 2003 yılı için. Dolayısıyla bu yeni, yani sosyal içerikli çiftçiye destek politikasını maalesef yeni bütçede tamamen ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla siz Dünya Bankası Türkiye Şefi Chiver'ın yaptığı o büyük yankı uyandıran açıklamaya tahmin ediyorum katılıyorsunuz. Zira evet. tarım kesimini yani, dar gelirliği yok sayan, vergi vermeyenleri koruyan bir bütçe olarak nitelendirdi 2003 bütçesi. Bence orada Dünya Bankası'nın çıkışı, yani içerikte haklı bir çıkış. Çünkü hakikaten yeni getirdiğimiz çiftçinin gerçek yani ihtiyacı olan desteği vermeyen bir bütçe. Ama tabii şekli biraz hatalı oldu. Yani bunu siyasi parti adı vererek hı hı. Siyasi aktörlere direkt bir eleştiri biçiminde olması tabii Dünya Bankası için doğru bir şey değil. Ama yani şekil açısından doğru değil ama içerik açısından doğru olarak algılıyorum. Orada hemen bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bazı spekülasyonlar doğdu açıklama sonrasında. Dediler ki Dünya Bankası Türkiye'nin politikalarını desteklemedi Amerika'dan dolayı. Çünkü ikinci tezkerenin tam mecliste reddedildiği bir süreçte geldi bu açıklama. Ve dolayısıyla
adeta Çiber'in yaptığı açıklama meclise Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Bankası aracılığıyla verdiği bir cevap olarak nitelendirildi. Tamamen saçma. Yani bunu bir takım çok akıllı insanlar komplo teorileri üreterek yürütüyor. Öyle hiçbir şey yok. Yani Dünya Bankası buna gerçekten doğrudan çiftçi desteğini kendi finanse ettiği için, yani devlete bir kredi açıyor. Bu kredinin çiftçiye destek için verilmesi kaydıyla açıyor. Şimdi çiftçiye destek yok, biz bu paraları çiftçiye ödemeyeceğiz dediği zaman hükümet, o zaman Dünya Bankası çok doğal olarak o zaman biz de bu krediyi vermeyiz dedi. Bunun ne Amerika'yla ne Irak'la hiçbir şeyle alakası yok. Sadece hakikaten Türkiye'deki tarımla ilgili ve tarım projeleriyle ilgili bir tartışma. Kaldı ki yani aynı gün tam tersine IMF'de evet yanınızdayız programı, çünkü onlar o kadar duyarlı değil sosyal boyuta. Aynı gün IMF destek verdi. Anlatabildim evet. mi? Şimdi tam da sizin dediğiniz evet. gibi sosyal boyuta çok ehemmiyet vermeyen IMF ile Türkiye'nin ilişkilerine biraz değinmek istiyorum. Zira Nisan ayındayız ve 4. gözden geçirme anlaşması tamamlanmak üzere. Son ekonomik gidişatı ve Türkiye-IMF ilişkilerini nasıl görüyorsunuz? Ve biraz da siyasetle ilgili birkaç sorun var. Bunları size yönelteceğim ama kısa bir aradan sonra. Sesli düşünenlerde Sayın Kemal Derviş'le dünya ekonomisine dair programın birinci bölümünde sohbet ettik. Şimdi yavaş yavaş Türkiye örneğine geliyoruz ve Türkiye-IMF ilişkilerinden hareketle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi IMF ve Türkiye ilişkileri bitmeyen ilişki. Bitmeyen bir hikaye. Evet, son olarak birkaç gün önce The Wall Street Journal'da Claudio Rosset'in bir yazısı vardı. Tahmin ediyorum siz de okudunuz. Okudum. Çok kısaca özetlemek gerekirse izleyicilerimiz için. Hı hı. Ana fikir olarak Rosset şöyle dedi. ABD'nin Türkiye'ye IMF aracılığıyla kötü tavsiye ve sürekli borç vermesinin Türk ekonomisini kendi kendine yetemez hale getirdiğini ve ekonomideki dinamizmi yok ettiğini iddia etti. Bu iddiaya katılıyor musunuz? Yok, katılmıyorum. Wall Street Journal, siz de herhalde biliyorsunuz, Amerika'da uzun süre çalıştınız. Wall Street Journal Amerika'da en aşırı sağ kesimin buluştuğu bir gazete. Çok sağ görüş açısını yansıtır ve müthiş uluslararası teşkilatlara ateş püskürür. Yani biraz önce konuşmamızın başındaki ne bu uluslararası teşkilatlar, IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, bütün bunları boşayalım, bildiğimizi yapalım Amerika olarak, gücümüze dayanarak. O görüşü yansıtan, yani çoğunlukla o görüşü yansıtan bir gazetedir. Dünya Bankası'nı sevmez, Birleşmiş Milletler'i hiç sevmez. Birleşmiş Milletler'e herhangi bir kaynağın gitmemesini savunur. Amerika'nın tek başına süper güç olarak dünyayı idare etmesine destek veren bir görüşün platformudur. Dolayısıyla oradaki sürekli IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler aleyhine yazılar çıkar. Bu yazı da bunların bir tanesidir. Yani hem analiz kalitesi hem dayandığı bilgi çok yetersiz. Ama IMF'nin performansı, global ölçekte performansı son dönemde çok sorgulanır Tabii. oldu. Ve hatta Türkiye içinden de eğer Türkiye'de başarıya ulaşamazsa bu IMF'nin sonu olur. Onun için Türkiye'de başarılı bir programı tamamlamak zorunda gibi yorumlar bile yapıldı IMF ile ilgili ciddi, olarak. Tabii ciddi eleştiriler de. Bu bir ciddi bir eleştiri değil. Yani bu hanım, yani ciddi bir gazete ama bu hanım ciddi bir eleştirici değil. Fakat tabii şimdi IMF aslında birçok programda gerçekten sosyal sürdürülebilirlik boyutunu yeterli ölçüde algılayamıyor. Belki de doğal. Neticede o ülkenin tam içinde, o ülkenin bütün sorunlarını yaşayan bir örgüt değil, teşkilat değil. Proje de yapmadığı için, mesela Dünya Bankası proje yapıyor. Proje yapınca köye gidiyor. Yol yapıyor, köprü yapıyor, hastane nedir bilmiyorum. IMF öyle değil, IMF daha çok Merkez Bankası hazineyle görüşmeler çerçevesinde yürütüyor çalışmasını. Onun için tabii belki bir ülkenin bütün sosyal sorunlarını, sosyal gerçeklerini algılaması zor. Ve hakikaten
birçok IMF destekli program. Tabii program her zaman ülkenin sorumluluğu neticede. Yani biz başka bir kuruluma bu programın sorumluluğunu ihale edemeyiz. Bu ülkelerin, Brezilya'nın, Türkiye'nin, Kore'nin programı. Ama pazarlıklar çok önemli. Tabii pazarlıklar çok önemli ama IMF bu konuda çoğu zaman gerçekten işin sosyal boyutunu nasıl yöneteceğini yeterli ölçüde bilemiyor. Örneğin mesela bizim kamu işçilerle ilgili düzenlemelerde, ücret tartışmalarında çok ciddi görüş ayrılıklarımız oldu IMF ile. Ve ben sonunda tabii ki kamunun bu kadar zor bir durumda olduğu bir ortamda kamu işçilerimize istediğimiz gibi desteği, ücreti veremezdik. Ama makul bir artış ve yani üzerinde anlaşabileceğimiz bir artış üzerinde ben de ısrar ettim. Evet. Ve o zor müzakereli günlerde de şu anda milletvekili arkadaşım olan Bayram Meral'de iyi dost olduk. Onun için orada mesela IMF'in yani önerilerine karşı öneri getirip şimdi kamuda çalışan fazla istihdam olarak kabul edilen yani 42 konu, bin çalışanın evet. işten çıkarılması süreci ertelendi bildiğiniz gibi yıl sonuna kadar. Hatta erken emeklilik yaşı da indirildi ama Cumhurbaşkanı tarafından evet. veto edildi. Tekrar meclise gönderildi. Hala böyle bir programın uygulandığına dair evet, göstergeler bunlar. Ama işte bunlar. Biliyorsunuz ilk başta ki şeyler 200 bin kişi var fazla falan. Öyle bir 200 bin kişi fazla yoktu. Makul bir düzeye indirildi. Ve ondan sonra da bunu zaman içinde ancak gönüllü emeklilik işlemleri çerçevesinde yapılabileceğini kabul ettirdik. Bu hükümet de bu şekilde devam ediyor bu programı. Yani demek istediğim IMF'nin zaman zaman sosyal konulardaki bilgi eksikliği, kötü niyet demiyorum ama bilgi eksikliği sorun yaratıyor birçok ülkede. Türkiye'de de yarattı, diğer ülkelerde de yarattı. Orada güçlü bir hükümetin yok bu doğru değil biz bunu böyle yapacağız deyip bunu kabul ettirmesi gerekiyor. Olay bu. Şimdi bundan sonrasına bir projeksiyon yöneltmek gerekirse biraz son dönemdeki yani seçimler sonrasındaki ekonomideki gelişmeleri de mercek altına alarak bir değerlendirme yapmanızı istesem neler söyleyebilirsiniz ana hatlarıyla da? Çünkü geçtiğimiz hafta bize ulaşan rakamlar, veriler bizi adeta şaşırttı. Çünkü farkında olmadan Türkiye 7.8'lik bir büyüme kaydeden bir ülke oldu ortaya çıktı. Geçmişte evet. yani. Yani. Tabii ki bir sene öncesinin geçmişte. Rakamları yansıdı elimize. Yine gayri safi milli hasıla, kişi başına düşen gayri safi milli hasılada da göreceli de olsa bir nebze artış oldu ve 2584 dolar olarak belirlendi. Gerçi bu günlük hayata yansımadı. Sokaktaki vatandaşa yansıyan rakamlar değil. Bu son dönemdeki ekonomik gelişmeleri düşünecek olursak ki tabii Irak Savaşı'nın da elbette olumsuz etkileri olacaktır ama geçen seneden bu seneye bir projeksiyon yapmak gerekirse neler görüyorsunuz? Biraz evet. da eleştirel bir gözle bize bir özet yapabilir misiniz? Evet çok özet olacak. Tabii bütçe konuşmasında mecliste evet. geçen hafta bunlara biraz değindim. 2002 yılı krizden çıkış yolu oldu. Yani 2001 tam çöküş tam kriz ama 2002 yılı nispi bir toparlanma. Büyüme rakamının 7,8 olması biraz şaşırtıcı. O kadar olduğunu ben tahmin etmiyorum. Orada bir takım teknik sorunlar da var. Yani deflatörlerle ilgili ama neticede %6 bile olsa, %6,5 bile olsa ki öyle bir büyüme olmuştur 2002'de. Bu tabii sevindirici bir olay. Çünkü neticede ekonominin yukarıya doğru gidişatın başladığını gösteriyor. Bu neyin göstergesi? Yani hangi temel nokta bu büyümeyi sağladı diyebiliriz? Şöyle bakın 2001'de müthiş bir umutsuzluk içinde kimse üretmedi ve stokları yani eritti. Şimdi 2002'de beklentiler özellikle Mayıs ayından itibaren biraz daha olumlu yöne gidince başbakanın hastalığıyla bozuldu fakat sonra yeniden düzeldi. İnsanlar yeniden stoklarını eski normal seviyesine geri getirmek ihtiyacını hissettiler. İnsanlar dediğim zaman sanayiciler, evet. Özel girişimciler ve dolayısıyla tamamen boşalmış stokları yeniden normal bir seviyeye getirdiler. Bu da tabii bir nevi üretim, yani bir bakıma üretim artışını yarattı. Ama bu tabii bunun devam etmesi için bu stokların satılması ve yeni stokların üretilmesi gerekiyor. Yani 2003 yılında beklentilerin olumlu yönde devam etmesi gerekiyor. Bu konuda tabii maalesef önümüzdeki dönemde ne olacak bilemiyorum ama son 3-4 ay
bir bocalama dönemi oldu. Tabii savaşın da burada önemli etkisi var. Ve şu anda benim tahminim büyüme hızı düştü. Yani 2003 yılındaki büyüme şu anda eğer ciddi bir beklentilerde ciddi bir düzelme olmazsa geçen yılın çok altında kalacak. Hatta çok çok düşük olabilir diye endişe ediyorum. Yani %1, %2 gibi bir büyümeyle kalabiliriz 2003 yılında. Eğer beklentiler yeniden olumlu yöne çevrilemezse. Şimdi beklentiler olumlu yöne çevrilemezse dediniz. Aslında siyasi alanda seçimlerin yapılmasının nedeni beklentilerin doyurulmasıdır. Şimdi hem Irak Savaşı hem bir dönem Amerika ile Türkiye ilişkilerinin gerginleşmesinden dolayı piyasalarda yaşanan gerginlik, doların yükselmesi, borsanın düşmesi ki o piyasalarda başlı başına bir tartışma konusu, onun detayına girmeyeceğim. Türkiye'nin beklediği o çıkışı, o nefes alma sürecini seçimler sonrasında başladı diyebiliyor muyuz? Kasım Aralık'ta kesin yaşadık onu. Faizler %48'e indi, satışlar arttı, bayağı bir iyimserlik havası yayıldı. Hatta AKP'ye oy vermeyenler bile ya bu AKP belki bizi bu işten kurtarır, güzel bir yere götürür diye bir his uyandırmıştı vatandaşta, sanayicide, geniş bir kesimde. AKP bunu kullanabilseydi kararlı biçimde, yani bunu kullanıp faizlerdeki düşüşü sürdürebilseydi, ekonomik programı daha da böyle güçlü biçimde devam ettirseydi, sosyal boyutunda kaynaklar arttıkça güçlendirerek, o zaman çok güzel bir noktaya gelebilirdi. Maalesef tersi oldu. Vaziyet düzeldi. Biz bu faiz dışı vazlardan da vazgeçebiliriz. Maliye politikasını gevşetebiliriz. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Ve tam tersine güven vereceğine ortalık karıştı ve güvensizlik yarattı. Ha bir de tabii bunun üstüne savaş geldi şimdi. Dolayısıyla şu anda çok zor durumdayız. Ama savaş biter. Hükümet toparlanır. Ve tutarlı, güçlü bir çizgiye yeniden ekonomik politikayı yönlendirirse o zaman o kadar da kötümser olmak için bence bir neden yok. Yani iyiye doğru gidebiliriz ama hükümetin bunu çok ciddi tutması gerekiyor. Şu anda içinden geçtiğimiz zor süreçte AKP hükümeti belirttiğiniz gibi başta çok yüksek bir krediye sahipti ama yavaş yavaş o bocalama sürecinden dolayı politikalarında belli bir istikrar izleyememiş olmalarından dolayı o kredide ciddi bir azalma oldu. Belki toparlanırlar ve dileriz ki gidişat pozitif yönde gelişir. Ama bu içinden geçtiğimiz zor süreçte kamuoyunda keşke seçim olmasaydı ve o yeniden yapılanma programı en azından bir sene daha devam etseydi diyenlerin sayısı da pek az değil. Bu açıdan da bakacak olursak AKP hükümetine yönelik eleştiriler kadar size yönelik eleştiriler de var. Ne tür eleştiriler? Ne tür eleştiriler? Özellikle bir tek kelimeden dolayı yapılan eleştiriler desem. Hangi kelime olduğunu tahmin edebilir misiniz? Şimdi bakın, siyasi destek olmadan bir demokraside bir ekonomi programı yürütülemez. Yani tek bir kişinin basın kurtarıcı dedi diye veya basın manşet attı diye siyasi desteği yoktur. Siyasi destek bir parti işidir, bir örgüt işidir. Benim teknik konumun ötesinde hiçbir desteğim yoktu. Ne Ana Vatan Partisi destekliyordu, ne DSP destekliyordu icraatı, ne de tabii MHP. MHP hiç desteklemiyordu. Tam tersine karşı çıkıyordu. Şimdi düşünün, bir insan bir koalisyonda çalışacak bakan olarak ve o koalisyonun 3 partisi de yaptıklarını engellemeye çalışacak. Kendi aralarında uyuşamayacak. Kendilerini birbirlerinin başarısızlığı için çalışacaklar. Ve bu ortamda zor bir ekonomik program uygulanacak, devam edecek. Bu mümkün değil. Yani bu yangın olduğu anda tabii kimse karışmadı. Aman bu yangın sönsün, Kemal Derviş bu yangını söndürsün, o şimdilik karışmayalım işine. Bir süre öyle gitti ama ondan sonra iş dağıldı. Yani çok yaşlanmış, yorulmuş bir başbakanın başkanlığında 3 anlaşamayan parti, birbirine tamamen karşı dünya felsefesine sahip bir Ana Vatan Partisi, bir MHP. Böyle bir tabloda vatandaş katiyen güvenmiyor bu siyasi kadroya. Seçimde gösterdi. Toplam aldıkları oy %10'un altında.
Dolayısıyla dolayısıyla böyle bir siyasal yapının devamı mümkün değildi. Seçim sözünü telaffuz ettiniz ve bugünkü sürece geldik. Ardından da hep şöyle açıklamalarınız oldu. Seçim de olsa ekonomide bazı dengeler devam eder. Evet. Ve seçimden sonra da program yeniden güç kazanır. Seçim Türkiye'yi yıkmaz. Yine bir başka yerde seçim olursa ortalık karma karışık olur. Her şey batar. Türkiye tekrar krize girer yönündeki görüşlere katılmıyorum dediniz. Sanıyorum olaylarda bunu doğru çıkarttı. Seçim oldu. Türkiye batmadı seçimde. Evet. Yani benim de istemediğim birileri kazandı. O ayrı bir şey. Ama biz demokrasideyiz. Vatandaşın oyuna da saygılı olmamız gerekir. Hiç değilse şu anda ciddi bir çoğunluğu olan bir hükümet var. Ciddi bir karşısında bir muhalefet var. O eski kimsenin artık güvenmediği siyasal yapıda ortadan kalktı. Ve popülist politikaların olmadığı o eski yeniden yapılanma programında devam edeceğine dair bir inancınız var. Bir umudum var. Yani inanç belki biraz fazla kuvvetlidir. Evet. Ama onlar zaten devam edemezdi. Ben onları tek başıma devam ettiremezdim. Mümkün değil. Onun için siyasal destek lazım. Yani bir ekonomik programın siyasal destek olmadan uygulanması mümkün değil. Şimdi siyasette aradığınız desteği buldunuz mu diye bir soru sorsam. Çünkü hep sizin bir başka cümleniz adeta bir klasik oldu. Ben siyaseti bilmiyorum. Bilmiyorum. Siyasetten anlamam. Ama şu anda siyasetin içindesiniz. Bir siyasetçi kimliğine sahip olarak karşımda oturuyorsunuz. Yavaş yavaş alıştınız mı o siyaset dünyasına? Yoksa hep bizim bildiğimiz o genel geçer siyasi dünyanın içindeki değerlere biraz uzak, biraz mesafeli bir portre olmaya mı devam ediyorsunuz? Siz daha iyi görürsünüz bunu, ben bilmiyorum. Ama tabii siyasetin güzel bir yanı var. Vatandaşla buluşmak, gerçekten bir ülkenin yani sorunlarını yakından izlemek, görebilmek, sadece bir bürokratın veya bir bakanın yaşamında zor bu iş yani vatandaşla buluşmak. Bunu daha çok yapabiliyorum. Siyasete de büyük saygım var. Demokrasi siyasetsiz olmaz tabii. Ama siyasetin bana zor gelen birçok tarafları da var. Mesela illa da eleştir. İlla da karşı tarafı çok kötü göster. Bunu yapamıyorum. Yani iyi bir şey yaptıkları zaman da buna destek vermek geliyor içimden. Ben bütün hayatım boyunca sorun çözmeye yönelik çalıştım. Yani sorun yaratmak değil, bir sorun varsa birlikte uzlaşalım, çözelim. Bu anlayışı arıyorum siyasette. Halbuki siyasette biraz da çok sert olalım, eleştirelim havası var. Ona tam alışamadım. Pek de alışamayacağım gibi gözüküyor. Ama belki de vatandaş o tür siyaseti değil de uzlaşmayı ve çözümü üreten siyaseti belki de daha çok beğenir diye umut ediyorum. Peki daha önce siyasete girmeden önce teknokrat kimliğinizden dolayı siyasi kimliğim yoktu ve istediğimi yapamıyordum. Yapsam bile çok meşru bir zemin bulamıyordum diyen bir Kemal Derviş. Bugün siyasetin içine girmiş, siyasetçi kimliğini taşıyan bir Kemal Derviş olarak yeniden acaba bazı şeyleri yapamıyor olmanın kaygısını, elinin ayağının bağlanmış olmasının kaygısını taşıyor mu? Yani tabii başka nedenler. Şu anda muhalefetteyiz. Neticede Türkiye'yi AKP iktidarı idare ediyor. Onlar da o meşruiyet de var. Onun için muhalefetin yani günlük hayata yansıtacak icraatı az. Bizim görevimiz şu anda ileriyi hazırlamak, daha güçlü bir sosyal demokrat partiyi inşa etmek. Gençlerle buluşmak, gençlerle tartışmak, gençlerle ileriye dönük çalışmalar yapmak ve belki 3-4 yıl sonra yeni bir alternatif iktidarın temellerini atmak. Ama biz şu anda tabii idare etmiyoruz Türkiye'yi. Şu anda iktidar partisi idare ediyor. Ki tahmin ediyorum seçim sonrası böyle bir tablo beklemiyordunuz. Muhalefete düştünüz ama daha ileriye dönük sözlerinizden tabii çıkarım yapıyorum, yanılıyorsam düzeltin. Daha ileriye dönük yeniden bir iktidara gelme mücadelesi içinde Kemal Derviş'i görecek miyiz? Çünkü bir yerde şöyle demişsiniz ki geçmişinize de baktığımız zaman her iddiasını gerçeğe dönüştürmeyi başarmış bir kimlik. Dolayısıyla inatçıyımdır. Hem biraz Arnavut olmanızdan tahmin ediyorum hem de Oğlak Burcu'yum demişsiniz. Oh, hepsini biliyorsunuz. Siyasette de o inatçılığınızdan sebep daha iktidara yönelik, daha Türkiye'nin geleceğine şekil verecek pozisyonlara yönelik bir iddianız ve inatçılığınız var diyebilir miyiz? Diyebilirsiniz tabii, o çabam var. Dün mesela
partililerle, sivil toplum örgütleriyle buluştuk birinci bölgede, İstanbul'un birinci seçim bölgesinde. Yani daha güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi, daha güçlü bir sosyal demokrat taban oluşturma çabasını göstermek istiyorum. Bu arada Avrupa çerçevesinde de diğer sosyal demokrat partilerle, çünkü bugün artık siyaset biraz da uluslararası düzeyde yapılan bir olay, onlarla da dayanışmayı güçlendirerek sizleri, sizin gibileri ikna etmeye çalışacağız. Yani sizin oy vermeniz gerekecek 3-4 yıl sonra. Şimdi son olarak şuna değinmek istiyorum. Malumunuz Türkiye'ye geldiğiniz ilk günden itibaren onlarca kamera size yönelikti. Sizden 3-5 dakika bir röportaj, birkaç cümle alabilmek için medya mensupları adeta yarış içindeydi. Ki size yönelik kamuoyu desteğinin de çok yüksek rakamlara çıktığı dönemleri çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Örneğin benim elimdeki bir veri, Nisan 2002 tarihinde AVG araştırma şirketi 1580 seçmen üzerinde yaptığı anketin sonuçlarında dervişin bir parti kurması halinde oy vereceğini söyleyenlerin oranı %51.7. Bu çok ciddi bir rakam. Nisan 2001 tarihinde. Bir tarihinde. Evet. Hayır, 2001 tarihinde. 2002'de öyle bir durum yoktu. Evet, evet, dervişin bir parti kurması halinde seçmen kitlesinin %52'ye yakın bir oranı sizi destekleyeceğini belirtmiş ve aynı şekilde %58.9, 59'u da diyelim yuvarlak hesap, ekonomik krizin bertaraf edilmesinde sizin başarıya ulaşacağınıza dair inançları olduklarını belirtmişler. İnanılmaz bir kamuoyu desteği vardı. Ben bizzat hatırlıyorum, geçtiğimiz yaz Ağustos ayında solun birleşmesi konusunda yapacağınız bir açıklama dolayısıyla tüm Türkiye ekranlara kilitlendi ve hatta sokaktaki vatandaşlar bile bulabildikleri bir televizyon ekranında sizin o açıklamanızı dinlemek için yarıştılar. Bugün ise farklı bir tablo var. Bildiğiniz gibi gerek seçim sonuçlarından sebep, gerekse muhalefette olmanızdan dolayı, gerekse Türkiye'nin çok hızlı değişen o popüler kültürünün ve medya davranışlarından dolayı. Bütün bunların sonrasında psikolojinizde, ruh halinizde bir değişiklik oldu mu? Her ne kadar popüler olmamaya özen gösteren bir kimlik olduğunuzun bilincimde olduğumuzu da ekleyerek bu soruyu sorduğumu biliniz. Şimdi psikolojim böyle günlük olaylardan çok fazla etkilenmez. Kendi ilgi alanlarım var, çalışmalarım var. Şu anda iki kitap üzerinde çalışıyorum. Ve tabii konular bir tanesi Türkiye'deki durum, son 18 ayın değerlendirilmesi. Diğeri de uluslararası, biraz önce yani konuya girdiğimizde bahsettiğiniz uluslararası teşkilatlar, 21. yüzyılda uluslararası yönetişim konusu. Dolayısıyla ben günlük olaylara o kadar duyarlı bir insan değilim, Allah'a şükür. Bir de tabii bu kameralar, biliyorsunuz, insanın özel hayatı açısından çok zor, çok zor bir durum yaratıyor. Gece yarıları evin önünde işte perdeleri kapat filan. Ankara'da evde de maalesef tam sokağa açılan pencereler vardı. Zordu. Dolayısıyla o bakımdan daha iyiyim şu anda psikolojik olarak. Yani karşımda buradan çıkınca gayet güzel tek başıma çıkacağım. Kamera yok, gazeteci yok. Çok rahatım o bakımdan. Orada bir sorun yaşamıyorum. Tam tersine daha bir, yani daha bir zevkli hayat şu anda. Ama tabii Türkiye'nin bu çok ciddi ağır sorunlarını yani çözemedik. Siyasal dengeler el vermedi. Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi kazansaydı, görev alsaydık belki daha iyi şeyler yapabilirdik umudu vardı tabii. Ve bunun da biraz ezikliği içindeyiz. Yani vatandaş bize bu desteği vermedi, seçmen. Destek çok sınırlı kaldı. %20 çok kötü bir netice değil ama çok iyi bir netice de değil tabii. Ve dolayısıyla Türkiye'de çok daha güçlü, Türkiye'nin sorunlarını gerçekten çözebilecek, sosyal boyutlarını dikkat ederek çözecek ve aynı zamanda uluslararası düzeyde de Türkiye'ye yeniden saygınlık, güç kazandıracak bir sosyal demokrasinin başa geçmesi beni tabii çok daha sevindirdi. O bakımdan da biraz üzgünüz. Yani işin ki korkunç bir destek ve ciddi bir rüzgar vardı arkamızda. Ama o korkunç desteği fazla abartmayın. Bakın ülke çökmüş. Millet servetinin yarısını kaybetmiş.
çok yaşlı bir başbakan var. Yani ileriye dönük bir umut veremeyen, tamamen güvenini yitirmiş bir siyasal kadrolar var. Ondan sonra birileri geliyor dışarıdan. Tabii ben de o gün çok formdaydım yani, gayet yorulmamıştım. Şimdi değil misiniz? Şimdiki gibi değil. Dolayısıyla yapacağız bu işi birlikte. Ben yardımcı olacağım, bunu başarırız, kendimize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim deyince insanlar güvenmek istediler, mecburiyetindeydiler. Yani o kadar bir düşük noktaya geldi ki Türkiye o anda. Yani bir kurtarıcı. Birini bekliyordu. Olarak. Tesadüfen ben geldim ve bana tabii. Tesadüfen demek doğru değil elbette yani, ama yani süreç öyle ve kişi. Süreç öyle oldu. Örtüştü. Ve vatandaş ayrıca insanları seven bir insanım. İnsan da bunu biliyor. Yani ben hani insanlarla temas, tartışma, konuşmaktan zevk alan bir insanım. Onun için uzak mesafeli bir insan değilim. Dolayısıyla insanlar bunu beğendiler, şey ettiler, belli bir destek verdiler. Ama bu yani benim temsil ettiğim sosyal demokrat çizgi, uluslararası dayanışmaya yönelen bir dış politika, barış, sosyal adalet ve aynı zamanda sorumlu maliye politikası. Yani bütün bunlar yoktu ortada. Sadece dışarıdan gelen, yani biraz insanlara sıcak davranmasını seven bir insan belki bizi kurtarır düşüncesiyle geçici büyük bir destek dalgası oldu. Bunu daha sürekli bir partiye, bir sosyal demokrat örgüte yönelmesi beni çok sevindirir. Tabii bakalım olacak mı, bir göreceğiz. Temenni ediyoruz siyasi hayatımızda eski rüzgarları yeniden estirebilecek gücü kendinizde bulun. Zira eski performansım yok dediniz. Ne oldu? Son olarak onu sorayım. Tenis oynamıyor musunuz? Spor yapmıyor musunuz? Yani, tabii çok yorucu bir dönem oldu. Ve dolayısıyla Türkiye yoruyor değil mi? Ve siyaset yani adeta insan öğütme sanatı. Ve Türkiye bunun iyi bir örneği değil mi? Öyle biraz. Peki Sayın Derviş. Çok teşekkür ediyorum programa katıldınız. Ve tüm düşüncelerinizi büyük bir cesaret ve samimiyetle seslendirdiğiniz için. Son olarak konuklarımıza uzattığımız bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Diyorum içinizden ne geliyorsa lütfen buraya bizler için de yazın. Bir de bir roman projeniz vardı. Bilmiyorum i̇şte o ne maalesef, oldu. Evet, o herhalde bu süreçte biraz ertelendi. Ertelenmek mecburiyetinde kaldı, evet. Tamam, oldu.